Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Allahumme şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Evet, bugün Yavuz olmadığı için muhtemelen bir özet dinleyemeyeceğiz. Dinleseydik güzel olurdu. Benim de öncesinde bakma şansım olmadı bugün de. Ama şurada kalmıştık. Ve keza diye başlayan yerden devam edelim inşallah diye konuşmuştuk. Ben bir iki paragraf önceden alıp sadece okuyarak bakın şu an. Pencereyi kapatayım. Öğrenciler teneffüse çıktı şimdi. Sesler biraz çoğalır bu 10-15 dakika. Evet. Ve bil ahireti hum yuqinun. Bir iki paragraf öncesinden alıyorum. Belki bize bir bağlam hatırlatır diye. Bu ayet haşir meselesine işarettir. Haşrin ispatı hakkında Feyzi Kur'an'dan fehmettiğim ve başka bir risalede tafsilatıyla zikrettiğim 10 bürhanın hülasasına burada işaret edeceğiz. Şöyle ki, kast ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır. Hilkat ve yaratılışta tam bir hikmet hüküm fermadır. Alemde abes yok, fıtratta israf yok. Bu şahitleri tezkiye eden istikrai tamdır ki, her fen mevzu bulunduğu nev'in nizamına bir şahide adildir. Ha, şimdi burayı okuyunca biraz hatırladım geçen sene konuştuğumuzu. Bu abes ve israf meselesini konuşmuştuk. Ve evet, her fennin bu manaya işaret ettiğini ve hizmet ettiğini konuşmuştuk. Kast ve iradeden doğan bir nizamdan başladı. Tam bir hikmet hüküm fermadır dedi. Abes yok, israf yok dedi. Her fen de buna bir delildir dedi. Buradan haşre gidecek anlaşılan. Evet. Ve keza yevm ve sene. Bunun bir dakika geçmeden önce eğer uygunsa istikrayı tam üzerinde konuşalım diye arzu etmiştim. Çünkü yine böyle yersiz bir sonuç gibi görünüyor. Nizam dedik, okey. Hikmet dedik, okey. Abes yok, israf yok. Bu şahitleri tezkiye eden, yani temize çıkaran, yani siz doğru yapıyorsunuz dedirten istikrai tamdır dedi. Şimdi ve arkasından da o istikrai tam mı da fen, her fen mevzu bulunduğu nev'in nizamında bir şahide adildir dedi. Yani bir bağlantı kurdu istikrai tam ile fenlerin yapmış olduğu şahitlikleri, ama yine fenler dolayısıyla konuşanların istikrai tamı biliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. İstikrai tamın insanı gerçeğe ulaştırması mümkün olmadığını, indüksiyon usulünün, metodunun söylerler. Duymuşsunuzdur bunu, iddia ederler, kesin istikrayı tam da gelme bize derler. Niye? Mümkün değil derler. Ne yapacağız ya? Yapabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla genel geçer kurallar koyacağız. Ve biliyorlar ki, yani özellikle şimdi bu kuantumcular, önce biraz malum relatifçiler, sonra da biraz kuantumcular, biraz daha ileriye giden kuantumcular, İstikrarı tam mümkün olmadığını, çünkü zaten varlık bazında böyle genel geçer bir Kur'an'ın tespitinin mümkün olmadığını söylediler. Dolayısıyla o geleneksel bilimin veya bilimsel çalışmaların
ne demişti? Bu fen çalışmalarının genellikle dayandığı nokta Newton fiziğidir. Newton fiziğinde de hani her şey sabit gözüyle bakılırdı. Bu yıkılalı yüzyıllar geçti yani. Ama pratik hayatta Newton fiziğiyle bu mesela kullandığımız makine Newton fiziğiyle yapılmıştır. Yani gerçi teknoloji ilerledi de ama burada yeni bir relativite teorisiymiş bilmem kuantumcuların ne söylüyorlarsa işte tam detayını bilmiyorum. Söylediklerinin etkisi altında teknolojiler yeni bir şekil aldı diye kimse söyleyemiyor. Yani yine biz aynı eski hamam eski tas Newton'la yaşıyoruz. Dolayısıyla üstad da burada bir yerde Newtoncuların o bilim anlayışına göre konuşurken bir yerde de çok yerde yalnız bu cümlede istikrarı tam kullanıyor ama Risale'nin çok yerinde istikrarı tam kesindir, istikrarı hep tek kesindir diyor. Bu sizin kafanızı tırmaladı mı? Nasıl böyle bir iddiada bulunur üstad? İstikrarı tamın ne olduğunu herkes bilir. Üstadın bilmemesi de mümkün değil. Çünkü lise talebesi bile bilir. Neden? Endüksiyon metodu. Yani, tüme varım var, tüm dengelim var. İşte tüme varım yaparsın, tek tek incelersin. Bir genel kural koyarsın. Ama tek inceleyip genel bir kural koyabilmem için her bir yerde o tek incelemenin gerçekliğini ispat etmiş olman lazım. Bu da pratikte mümkün değil. Hele yine kuantumdan sonra hiç mümkün değil. Zaten adamlar bir şeyin varlığıyla zamanını bir arada tutamıyorlar bile. Tutulamayacağını da söylüyorlar. O önemli bir vaka, çok önemli bir vaka bu. Yani kayyumiyetin, kayyumiyeti gündeme getirmeden kainattaki bu istikrarı izah etmek mümkün değil. Birisi onu tutuyor ya. Yani. Maddenin kendisinin böyle kendisini çok mükemmel bir sistem içerisinde tutmasının, yani tutmanın kaynağı olması imkansız olduğunu ima eder bu tür gelişmeler veya anlayışlar. Her neyse, yani büyük konuşuyorlar ama bir de bir vakayı da tespit ediyor. Yani kayyumiyet olmasa eşya, böyle varlık alemi, varlığını bir an bile kendisi ayakta tutamaz. Bu anlamda çok ilginç. Bir an bile hiçbir şey varlığını kendisi tutamaz vesaire. Çünkü kendisine kaynaklanmıyor. Peki üstad neden? Ben çok düşündüm de, ben de sizi imtihan eder gibi siz ne düşünüyorsunuz falan demeyin. Ben düşündüğümü söyleyeyim, siz de düşündüğünüzü söyleyeyim. Üstadın istikrayı tamme ne güvenmesinin temelinde işte siz kainatın tümünü kapsayabilirsiniz, ihata edebilirsiniz ve ona göre de yeni düzenler kurabilirsiniz değil. Mesela insanlar şimdi diyorlar ki biz bu dünyada şöyle bir sistem kuruyoruz. Bu sistem bu dünya şartlarında geçiyor ama mesela bu ne bileyim kara deliklerde, İşte siyah enerjide, kara enerji mi, siyah enerji mi, ne diyorlarsa, siyah enerjide tam tersi de, yani aynen çalışıp çalışmadığını zaten bilmiyoruz da, çalışsa bile tam tersi geçerli olur diyor. Çünkü birisi genişlemeye doğru giderken, birisi de küçülmeye doğru gidiyor ki, ta ki bir atom olacak, tekrar patlayacak, yeni bir evren ortaya çıkacak diye. Spekülasyon yapıyorlar, söylüyorlar ama bu elimizde hiçbir delil yok fakat böyledir diye. Her neyse. Peki üstad neden böyle güvenli konuşuyor? İşte üstad konuşuyorsa mutlaka doğru o anlamda değil, komik olur da. Yani adamın bir bildiği var. Benim de düşünüyorum Risale'de üstad tevhidi ikiye ayırıyor ya. Birisi vahdaniyet tecellisi, birisi ehadiyet tecellisi. Vahdaniyet tecellisi genel yorumundan çıkartılır. Ama bu genel yorumunun doğruluğu, hakkaniyeti ise ehadiyet tecellisinde vurgulanır. Dolayısıyla biz yani her bir ehadiyette bir vahdaniyete işaret vardır. Gibi bir sonuç çıkartıyorduk eskiden.
arkadaşlarla yaptığımız derslerde, hani her bir inşada ipta vardır. Bu nedir o 23. lemanın bir bu konunun bir aşamasını teşkil ettiğini, bu aşamanın 30. lemada Zerre Risalesi'nde tamamlandığını görüyoruz. Yani adamına göre tabiat risalesi bir çözümdür. Şimdiki biraz bu işlerden anlayan insana göre hiçbir şey ifade etmez. Onun için adamına göre konuşacaksın. Adamına göre 30. sözden okuyacaksın. 23. sözümü delil vereceksin. Artık o senin ne kadar hikmetli, muhatabın ihtiyacına göre hikmetli davrandığına bakar. Gelelim ehadiyet tecellisindeki istikrayı taamma. Yani biz bir tek yaratılış işleminde mutlak özelliklerin tecellisinin zorunluluğunu anlıyoruz. Biliyorsunuz, özet olarak söylüyorum. Yani bir tek atomu var etmek için mutlak sınırsız kudret sahibi olmak gerekir. Sınırlı kudret atomu var edemez. Kainatı bırak, araştırmıyorum kainatı. İstikrayı tahammede kainatı araştırmak yok Nursi'nin anlayışında. Ya bir atomun varlığında, varlığını izah etmede gerekli özelliklerin insan muhakemesiyle tespiti. Alırsın eline bir atomun, bir hücreyi. Bu hücrenin çalışmasını sağlayan kimsenin, faktörün veya agent'ın kimse, maddenin kendisi yapar mı yapmaz mı onu bir sorguluyorsun. Kendisi kaynak olabilir mi olamaz mı? Hemen ondan sonra kendisinin kaynak olamadığını anlamazsan zaten hiç ileriye gitme. Hiç konuşma. Madde kendisinin kaynağı diyebiliyorsan buyur kardeşim, afiyet olsun. Yersin yiyeceğin kadar, işte ateş yersin sonunda da. Kendini yokluğa atarsın, anlamsızlığa atarsın. Ben kendimin varlığımın kaynağı dersen öldüğün zaman kendini var edebiliyor musun? Yok işte, bittin ya. Sıfırsın ya. Her neyse, sıfır da değil. Kendi içerisinde, çünkü takip eden cümle de çok önemli bak. Ne dedi şimdi burada? Senin okuduğun yerde Muhammed, okudun veya okuyacağın yerde ve keza sayfanın altında beşerdeki istidat kıyamete bir remzdir. Yani kendine bak, çelişiyorsun. Duygularını inkar ediyorsun. Neyse, zaten duygular inkar eder materyalistler. O da bir ayrı problem. Niye inkar etmese ne yapacak? Varlığını bir temeli oturtma ihtiyacı var. O ihtiyacı karşılamak için teşebbüste bulunma sorumluluğu giriyor. Yani maddenin kendisi kendini var edemeyeceğini, kendi kendine var olamayacağını. Şu da var. Kimse madde kendini var eder demez. Diyemez. Çünkü mantıki bir gelişkidir, çelişkidir, anlıyorsunuz değil mi? Bir şey var olması için, kendisi var etmesi için kendinden önce kendisinin var olması lazım. Varsa var etmesine gerek yok. Yani tamamen illogical bir ne derler, kısır döngü. Begin the question ya. İmkanı yok kabulü. Ya ne diyecek ya? Nasılsa işte var olmuş bir faktör ama biz bilmiyoruz. Belki de hani sonsuz kainatlardan bir tanesi enerjiye dönüştü. Kara deliğe girdikten sonra küçülür ya. Şimdi kainat expansion yapar, kara delikten sonra küçülür. Yani bir atoma indirger en sonunda. O bir patlar, işte bugünkü yaşadığımız evrenden bir tane evren ortaya çıkar. İşte onun için sonsuz evrenler teorisini çıkartmaya başladılar. Her neyse. Yani bir insan kendi varlığını kendine izafe edemez. Eğer inanıyorsa da, inanmıyorsa da, ettiği zaman kendisiyle çelişmek zorundadır. Çelişkisini kabul ederek inat edip söyler, söylerse söyler, kendi bilir ya. Hür adam. İnsan hürdür. O kadar. Her neyse. Peki bu geçişi sağlayınca, yani ben bir atomun varlığını ancak sonsuz ilim, kudret, irade vesaire özelliklerine sahip bir kaynağa dayandırmak zorundaysam, başka atomları incelemeye ne gerek var?
Değil mi? Sonsuz kaynak olması lazım. Sonsuz kaynak varsa, kainatın tümü ne meretse, düzen olsun olmasın beni ilgilendirmez. Var olması için sonsuz özelliklere sahip bir kaynak olması. O da, ben çok kullanırım bu terimi ve severim de bu terimi, inanıyorum da gerçekten. Kainat cinsinden olmayan bir varlık kaynağına, varlık adına ne görüp ne tecrübe edebiliyorsak bağlamak zorundayız. Kainat cinsinden olmayan kainat özellikleriyle tanımlanamaz. Onun için mutlak demek zorundayız. Bitti. Onun için üstad bu ehadiyetçidir ya üstad. Bu ehadiyetçiliğinden dolayı güvenle istikrarı tamme tutar geçerli der. Ama bu arada bilimin de buna şahitlik yaptığını söyledi mesela. Bu bilimin de buna şahitlik yaptığı tarafı eski üstadın bıraktığı ve genellikle avamı ikna eden bir delildir. Yoksa gerçekten düşünen insanları bilimin, yani bazı kişiler itiraz eder Nursi'ye, biliyorsunuz. Nasır grubu mesela, yani bilimcidir, modernisttir bilmem ne diye itiraz ederler. O noktada haklılar. Ama diyeceksin ki Nasır grubu bu inceliğin farkında olarak mı hayır diyor, yoksa millennium değil, neydi onların ki? Hay Allah. Ancient kültüre değer verme. Perennium felsefe. Perennium. Hikmet-i Halide. Bir daha söyle. Perennium felsefe. Millennium'da karıştırdım. Evet. Doğru. Allah razı olsun. Perennial anlayışından dolayı moderniteye itiraz ederler. Bilmem anlatabildim mi? Yani değişik konular da birbirine bağlı. Ben bu istikrai tammeyi rahat bir şekilde anlayıp da aman efendim böyle eleştiriliyor diye çok duyuyorum yani konuşulduğu zaman. Tamam, istikrai tamme onların materyalist dünyalarının tanımlamalarına göre gerçekten istikrai tammeyi kimse ispat edemez. Kesinliğinden bahsedemez. Mümkün değil. Ama eğer biz Nursi'nin ehadiyet anlayışı perspektifiyle bir sonuca ulaşmışsak, her yer istikrarı tammenin doğruluğunu gösterir. Hiçbir atomu varlık biçimi diğer bir atomu varlık biçiminden, ya da atomda, hücrede, molekülde, bir parçacıkta, ne meret dersen de, yani bir ağaçta, bir kuşta, ne dersen de hiç fark etmez orada. Onun için Kur'an çok basit örnekler verir. Neye fark etmez ki? İster bir ağaç desin, isterse bir kedi desin, hiç fark etmez yani. Her neyse, böyle bir istikrai tahammü anlayışı var bende. Nursi böyle diyor ve benim kafama da yatıyor diye paylaşmak istedim. Geçen hafta zaman yoktu. Şimdi sizinle paylaşayım. Bu ehadiyet üzerinden yola çıkarak istikrai tahammü konusunda üstadın Mısır oluşunu temellendirmeye yönelik bu açıklama şahsen bana çok hoş geldi. Allah razı olsun. Ben de şöyle düşünmüştüm. Dediniz yani avami olarak bir tablo çiziyor bu diye. Şimdi ben şöyle demek ki avamdan olduğumuz aşikar. Şimdi istikrayı tam dediğiniz gibi tüme varım ya. Şimdi kainatta nizam ekmel var diyor. Peki nizam ekmel var. Ben şimdi elime bakayım. Elimde nizam ekmel var mı? Var. Elimde görüyorum bunu. Tamam. Bedenimde var mı? Var. Dünyada nizam ekmel var mı? Var. Ama diyorum acaba canlılar dünyasında var mı? Bitkiler dünyasında var mı? Ondan sonra yıldızlar aleminde var mı? Galaksilerde var mı? Ha, diyor ki bunu sorarsan sen, böyle düşünüyorsan, gözlemlerin bir defa yani baktığın vakit tüme varımla gözlemlerin sana bir nizam bulunduğunu ispat eder. Bu aşikar. Ama ulaşamadığı
senin gözlerini aşan alanlar var ya, o alanlarla ilgili de fenler kendi ondan sonra usulleriyle, yöntemleriyle istikrarın olduğunu gösteriyor zaten. Biyolojisi gösteriyor, jeolojisi gösteriyor, astronomi gösteriyor filan diyerek, yani alemde hiç inkara mecel yok, nizam var kardeşimi kanıtı bütün fenlerin ortaya koyduğu bir yaklaşımdır. Bu da bir çeşit istikrarı tamdır. Yani tam bir hani tüme varımdan yola çıkarak biz kainatın nizam varı temellendirmiş oluyoruz diye bir yaklaşım vardı. Ama işte kuantum fiziği vesaire rutu yaklaşımları farklı bir noktaya taşıdı noktasını düşününce ehadiyet üzerinden yapılan açıklama bana çok tatmin edici geldi. Allah razı olsun. Ben de bu kısmı şöyle anlamıştım. Anlıyorum. Buradaki sanki o istikrai tam metodunu buradaki ahireti ispat etme argümanına bir metot olarak yani metodun kendisini de kullanıyor gibi geldi bana. Şimdi kast ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır diye bir cümleyle başlıyor ya. Şimdi bu büyük bir cümle. Şimdi diyelim ki oturduk konuşuyoruz. Kast ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır. Hilkat ve yaratılışta tam bir hikmet hüküm fermadır falan. Hani ya arkadaş bunlar büyük iddialar değil mi? Sen bunu hani nereden ulaştın deyince aslında orada hani o fendeki bahsettiği metot o da bir metottur ya. Yani tüme varım işte bu kargaya baktım siyah, buna baktım siyah, buna baktım siyah. Bir yerden sonra diyorsun arkadaş bütün kargalar siyahtır. Böyle bir kanun var diyorsun değil mi? Aslında bu burada bir iman var aslında. Hani teknoloji de buradan doğuyor ya işte yer çekimi kanunu diye bir kanuna iman ediyorsun. Yani ona aslında bilmiyorsun. Evet bu zamana kadar bıraktığım her şey yere düştü ama teknik olarak bir sonraki düşmeyebilir. Ama hani böyle yaşamıyoruz da ne yapıyoruz? Biz buna iman ediyoruz. Bundan sonraki bıraktığım da yere düşecek diye öbür türlü yaşayamayız. Çünkü bir sonraki adımda havaya uçacak olsam o zaman hayatımın yani imkan dahili de olsa da o hayatımı sürdürmem çok mümkün değil. Ne yapıyorum? O kaideye yani o tırnak içerisindeki kanuna iman ediyorum aslında. Ya bu nedir? Bir tüme varım yapıyorum. Tüme varımın adı da şu işte yer çekimi kanunu vardır. İşte bütün kargalar siyahtır falan gibi. Sanki hani burada üstadın bu girişi yapması da aslında hani ona baktım nizam var, buna baktım nizam var vesaire diyeceğini yaptıktan sonra bir yerden sonra sanki iş tüme varıma geliyor gibi. Ya arkadaş bu kainatın her yerinde nizam var. Demek ki mükemmel bir nizam var. Yani bu sonuç sanki o fennin tüme varımına eş düşüyor gibi metot olarak. Yani ben iman ediyorum ki bütün kainatta ya iman ediyorum ki bütün yaratılışta tam bir hükmet hüküm fermadır. Yani bu bir tüme varımdır aslında. Çünkü neden? Baktım mı tek tek hepsine? Sizin anlattığınız gibi. Yok ama buraya kadar baktım. Belki de hepsine bu gözle bakmama gerek yok. İşte yani bir bunu yalanlayacak bir şey çıkana kadar çıkmazsa ya. Bütün kargalar siyahtır falan gibi. Dolayısıyla bu zamana kadarki olan gözlemimde ulaştığım bir sonuç var. Ve ben buradan da bu sonuçtan da kainatta bir nizam-ı ekmel olduğuna ve hikmet hüküm ferma olduğuna iman ediyorum. Çünkü bir sonraki adımda da hani ve keza diye başlayan şeyler de yine benim şimdiki gözlemim üzerinden kıyametin gerekliliğine geliyor ya. Yani sanki yine bu metodu burada işleve sokuyor gibi. Yani bak sen görüyorsun gün gece habire dönüyor. Bak kıyamet işte insanlığın ne diyordu orada? Bir sayfa atlayayım bir saniye. Mesela beşerdeki istidattan kıyamete gidecek yani şimdi. Yani aynı bu eğer bu metodun nasıl kullandığımı anladıysan diyor gibi sanki. Buradan da şimdi yapacağım argümanı da anlayabilirsin gibi bir ön sunum olarak okumuştum ben de orayı. Şimdi burada şöyle bir problem var. Biliyorsunuz matematiksel olarak
probability hesapları yapılıyor. Bu istatistiklerden kaynaklanıyor. İstatistikler de bizim yaptığımız gibi, şimdiye kadar konuşulduğu gibi, gerek sen Muhammed, gerek İlyas Hoca, bilmiyorum İlyas Hoca bizi duyuyor mu şu anda. Resmi yok ama kendisi belki hala dinliyordur. İnşallah dinliyordur. Ne yapıyorlar? İstatistiklerde sürekli iki tane faktör var. Birisi approximation, birisi probability. Dolayısıyla bu approximation ile probability'yi kaynaştırıyorlar. Sonunda bir sonuç çıkıyor ortaya. Fakat biz hem probability'yi, istatistiklerdeki probability var ya, %80, %90, %99.999. Ya bu hesaplarla gidiyorlar, kainatın tesadüfen oluşumunun, çok ilginç bir rakam bu. Yani bu tam hesaplamış gibi, bir de böyle scientific hava verecek ya. İşte 10 üzeri eksi 163 ihtimalde bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Ve ben öyle hatırlıyorum, belki rakam yanlış olabilir ama böyle büyük bir rakam. Yani onun yanına 163 tane sıfır koyacaksın. Ondan sonra da üzerini çizip bir koyacaksın. Hiç fark etmez. Bak, böyle bir approximation ile, böyle bir probability'ye dayanarak, yani yaklaşık, yani çünkü hani şu pi sayısı sonu gelmez de ne yaparlar? Yaklaşık olarak matematikte veya mühendislikte hesap ederler. Nedir? Bak, yaklaşıktır. Yine approximation'dır. Sonu gelmez ya. Yani kainatta öyle bir sistem var ki sana bir formülün sonuna getirtilmiyor. Veya bir sabitenin sonuna getirtilmiyor seni. Öyle bir sistem var. Her neyse, mesela yine bilmiyorum duymuşsunuzdur da, yer çekimi mesela her yerde aynı şekilde etki etmez. Yani dünyanın her yerinde. Güney kutbunda başka, kuzey kutbunda başka, bir dağın yanında başka, bir ovada başka. Yani çok çok incelikli bir şekilde fark eder. Buralardan çıkartıyorlar ki, İnsanlar anlıyorlar ki böyle genel approximation'e dayanan formüllerin hiçbirisinin spekülasyon olmaktan öteye değeri yoktur. Şimdi biz bunu kullanıyoruz. Neden? Bilimciler, biz kainatı ispat ettik, anladık, işte 13.8 milyar yıl önce vardı falan. Bu precision'larla beraber konuştuklarında, sanki her şeyi çözmüş gibi konuştuklarında, kainatın varlığının İhtimal hesaplarıyla 10 üzeri eksi 163'te 1 olduğunu, bu da o kadar küçük bir ihtimal ki tesadüfen olması, oluşması, ya kasıt olduğunu gerektirmez mi? Ama ihtimal var. Şimdi biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer kainatın kendi kendine olma ihtimali, bırak 10 üzeri eksi 163 veya bilmem işte 168, her neyse öyle bir şeydi, İsterse 10 üzeri 1 milyar olsun, bu ihtimal varsa Allah yok arkadaş. Neye? Belki bu ihtimal tuttu. Şimdi onun için neyi geliştirdiler? Sonsuz kainatlar teorisi geliştirdiler, değil mi? Şimdi universe yok, ne var? Multiverse var, duymuşsunuzdur. Duydunuz değil mi? Bilmiyorum. Multiverse var. Neden buraya kaçıyorlar? Canım o işte onlardan bir tanesi tuttu diyecek. Yani kurnazlığı yakaladık. Şimdi diyoruz ki hayır, approximation'e dayanan hiçbir hesabı kabul etmiyorum. Ne yapıyorsunuz bu sefer? Kesinlikle şu üstadın kullandığı her bir bilim, fen bilimi, kainatta bir nizam-ı ekmenin bulunduğunu şahididir. Yani formül kuramazsan yapamazsın diye. Ama nihayetinde bu formülle approximation'lerden kuruluyor. Onun için geçerli olmadığı kime? Ama halk bunu bilir mi? Ben bunu bilir miydim? Hayır, duymasaydım bilmezdim. Ben de böyle nizamın şahidi olarak da söylerim derslerde mesela. Sen fizik dersini veya fizik kurallarını çalışabilir misin?
Eğer nizam olmazsa bilgisayar yapabilir misin? Pratikte bu böyle. Ama bu varlık meselesini çözdürmez. Yani bizim esas konumuz existence'ı nasıl izah edeceğiz? Existence neyin nesidir? Bütün mesele bu. Nursi'nin bakıyorsunuz yapmış olduğu bu Cevşen'in sonuna ilave ettiği bir ne var? Lübbüllüb değil de ne? Zeylü zeyl var mesela. Vacibül vücut ha gel şeye Ayetül Kübra'ya vacibül vücudu lezi deller vacibül vücut vacibül vücut vacibül vücut biliyorsunuz değil mi? Nursi'nin yani bunlar bildiğiniz kesin de Nursi'nin kitaplarının eleştirmenlerinin en güçlü savunmalarından bir tanesi de bu. Vacibül vücut diye Allah'ın bir ne ismi var ne sıfatı var. Bunu Müslüman filozoflar kullandılar. Bu Nursi'nin felsefeci olduğunu ortaya koydu. Vacibül vücud üzerine çok duruyor diye. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Evet. Yani efendim bir dakika. İşte kainattaki nizama uyarak charger'ı takmam lazım çünkü haber geldi. Yoksa ölecek bilgisayarın diye ruhunu kaybedecek. Her neyse. Bakın o vacibül vücut terimini üstad hiç bunu filozofların kullandı kesin ya. Yani bunu en basit bir İslam felsefesi tarihini okumuş birinci sınıf öğrencisi bilir yani. Nursi'nin bunu bilmemesi, bilmeden kullanması yani ihtimali sıfır. Her neyse onu devamlı sırayla kullanması da bundan kaynaklanıyor. %100 yani o 10 üzeri bilmem ne bir ihtimali de taşımayan %100 bir var edicinin olmasının zorunluluğundan bahseder işte. Bu çok tutarlı bir kavramlaştırma ya da çok tutarlı bir yaklaşımdır. Bu %100 varlığı insan nereden anlıyor? Kendisindeki kabiliyetlerden anlıyor. Bir de şunu kabul etmemiz gerekir ki biz kendimizdeki kabiliyetlerin dışında hiçbir şeyi düşünemeyiz, tahayyül edemeyiz, tasavvur edemeyiz. Onun için Allah'ı bilmek değil, Allah denilecek bu özelliklere sahip birisinin varlığını tasdik etmektir iman. Var olması gerektiğini tasdik etmektir iman. Yoksa Allah'ı bilmek iman değildir. Onun için Kur'an bir yerde siz gaybı bilemezsiniz de böyle bazılarına ben oyun yaparım, böyle manevra yaparım. Ya Kur'an'ın içi çelişki dolu ya derim dikkat çekmek için. Niye? Bir taraftan sen gaybı bilemezsin de bir taraftan da gaybe inan der. Ulan ben bilmediğim şeye nasıl inanayım? Yani bu bir şeytanca bir oyundur. Şeytani bir oyun bu. Ben bilmediğim şeye nasıl inanayım? Bunlar zaten iman bilmek değildir ya. İman varlığından emin olmaktır. Bilmek ise bir şeyi gerçekten tecrübe etmektir. Tecrübe edeceğin şey varlık kaynağı olamaz ki. Böyle konular birbir içerisine giriyor. Eğer biz bilimcilerin bugün işte 10 üzeri eksi %68 mi neyse ihtimalle kainat belki tesadüfen olmuştur derken öbürü de işte o ihtimal tuttu diyor. Tutmuş ki varız diyor. Bak tutmuş ki varız diyor. Öbürü de ne yapıyor bunu desteklemek için multiverse var zaten diyor. Böyle bir şeyin olması lazım diyor. Çözdüm problemi diyor. Şimdiki insanların çözüm noktası bu. Çözdüm problemi diyor. Böyle bir ihtimal. Şimdi biz bu ihtimali reddedebilmek için ki böyle bir ihtimalin olmaması lazım. Çünkü insan mantığını gerçekten de tersen pişinlikli olmayan bir insan için. Yani böyle bir ihtimalin olmaması için ne yapacağız? Approximation'ını reddedeceğiz. Approximation'ını reddedince speculation'ı reddedeceğiz. Spekülatif konuşmak yok.
bizzat kendi kapasitelerini kullanıp o kapasite dahilinde kendi içinde tutarlı olduğunu kabul ettiğin bir sonuca ulaşıp işte bu sonuç, işte Muhammed onu söyledi, imandır. İman bilmek olmadığı için ben imanın formülünü sana veremem. Bilmek değil çünkü. Ama var olması gerektiğinden özetleyip kapatıyorum. Kendi kapasitem dahilinde, öyle herkes için konuşma, kendi kapasitem dahilinde böyle bir şeyin var olması, yani bir varlık kaynağının, mutlak özelliklere sahip olan bir varlık kaynağının var olması zorunludur. Ah, bu benim sonucumdur. Bitti. Onun için müminine bil gayb gayet güzel bir ifadedir. Tam insani bir ifadedir. Görmediğin, bilmediğin ve fakat insan kapasitesiyle varlığından emin olduğun bir sonuçtur. Ben bunun varlığından eminim. Kesin. İşte iman budur. Onun için uzatıyorum. Başladın mı bitmezsin. Hani hep kendime böyle diyorum. Onun için sahabe kendisinin münafıkmış, bilmem neymiş olduğundan şüphe etmeyen kişilerden oluşmadığını burada anlamak lazım. Niye? Bu benim için doğrudur. Başkası için iddiada bulunamam. Başkasına bir şey diyemem. Başkası için senin için de doğru olması lazım, insanız diyorum ama onu sen karar altına alacaksın. Kesinlik var mı? İmanda kesinlik olmaz. Ya benim kendi ulaştığım sonuçta benim kendi kesinliğim söz konusudur. İşte burada şeyler hassas, ince teller çalışmaya başlıyor. Yani zurnanın son deliğinden gelen ses ahengi bozuyor. Relativiteye düştün. Bu inceliği kavramayan kişiyle de bu mevzu konuşulmaz. Anladım bilmiyorum. Anlatabildim mi? Daha doğrusu bilmiyorum. Böyle aman insanları şüpheye düşürür bu. Ne demek şüpheye düşmek? Şüpheye düşeceksen zaten kendinden emin değilsin, ona da iman denilmez. Kendinden emin olacağız. Ne büyük konuşuyorsun, ne kendine olan güvenini kaybediyorsun. Ben neysem o. Burada da hani çok hoşuma gitti bu. Ne diyor? Beşerdeki istidat kıyamete bir... Ne dedi? Remizdir. Bak remizdir. Bendeki istidat kıyamete bir remizdir. Veya işte aynı şekilde imanda böyle. Ne büyük konuşuyorsun ne şüpheye düşüyorsun. Sahabenin durumunu hep örnek olarak veririz ya. Böyle işimize gelmediği yerde bir sahabede daha yakınına ulaştığımızı iddia ederiz. Neyse. Zaten çoğu yerde Allah'ın ve Resulullah'ın müsaade ettiği şeye biz müsaade edemeyiz. Onu biliyorsunuz değil mi? Ben diyorum sen Allah'tan daha çok dindarsın maşallah diye. Ya Allah'a müsaade ediyoruz. Sen kimsin yarar? Neyse işte din kalıplar içinde konuşunca böyle konuşulur. Teşekkür ederim ama dağıttım. Yani bir noktada da gazımı aldım. Mikrofonunuz açık İlyas Hocam. Siz bir şey söylemek için mi yoksa? Estağfurullah. Kalmıştım. Güzel bir istifadeye hani medar dururlar ya. Ben bir şey düşünmüştüm. Aklımdan geçmişti sürekli hani imanla bilgi arasındaki ilişkiye değil de imanın gaybı olduğunu atıf dolayısıyla o Kur'an ilk ayetlerinden birisi ya, bu hani meşhur ellezine minune bil gayb diyorlar ki ellezine ya'lemûne bil gayb diye tanımlanmadı. Müminler gaybı bilirler demedi. Ne dendi ya? Müminûne bil gayb dendi. Eyvallah, Allah razı olsun. O aklımdan geçmiş. Razı olsun. Bizim birisi vardı da şey, sizin dayımın son dediği şeye, olaya, öyle biz Allah'tan daha dindarız deyince aklıma geldi. Şey, takkesiz namaz kılmasına izin vermiyormuş çevresindekilerin. Onun için bir tane de yabancı bir
çocuk gelmiş galiba bir şeyden. O da ona da zorla takket taktırınca takketsiz namaz kılma diye. Çocuk bir gün isyan etmiş. Allah izin veriyor, işte abi izin vermiyor falan diye. Onun bir hikayesini anlatırdı, aklıma o geldi. Her neyse, bu da bir latife. Kıssadan isyan diyelim. Ben de takkeyle namaz kılamıyorum. Çok komik geliyor bana. Takke nedir diye. Bilir misiniz? Takke neymiş ya? Nereden çıktı? Biliyor musunuz takke Yahudi geleneğinden kalma? He? Yahudileri severiz. Böyle ahmak bir milletiz biz ya. Yahudi geleneğinde Yahudilerden daha çok sahip çıkıyoruz. Bizim hiç alakası yok takkenin. Ama mesela dershanelerde takkesi sen imam yapamazlar. Birisine dediler ki, kime dediler bilmiyorum da şimdi öyle değil. Çok gördüm de yakın zamanda birisinin imam ol falan şöyle elini bir arka cebine falan attı. Yani alışkanlık gereği olmadığını biliyor da ya ama takkem yok dedi. Dedim senden zaten imam olmaz. Hiç karıştım. Bugün bir komik tip tuttu yani kafa tutasım tuttu millete. Olur öyle. Okey. Tamam var mı? Emin buralarda mısın? Var mı bir yorumun? Yoksa devam edeyim mi? Yani senden ses çıkmazsa. Buradayım ama yorumum yok. Okey tamam. O zaman en azından şu bugün için niyet ettiğimiz yeri bir okuyalım da. Bugün konuştuğumuz paragrafın arkasından sonra gelen ve keza yevm ve sene vesaire gibi her nevide nev'i bir kıyameti mükerrere vardır. Evet. Ve keza bir okuyayım bunları da önce. Ve keza beşerdeki istidat kıyamete bir remizdir. Ve keza beşerin gayrimütenahi meyil ve emelleri kıyameti ister. Ve keza sani hakimin rahmet hazinesinin mahalli sarfı ancak kıyamet ve haşirdir. Ve keza sıdk ve emanetle maruf. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sarahaten ilan ediyor kıyameti. Ahireti değil mi? Ahirete işarettir dedi en başta. Ve keza Kur'an-ı mucizül beyan ve kad halagakum etvara. O sizi tavır tavır yaratmıştır diye çevirebilir miyiz? Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Evet. Rabbin kullara zulmetmez, zulmedici değildir. Ayetleriyle bu ayetlerin emsaliyle haşrin vukuunu katiyetle ispat ediyor. Yani burada benim anladığım işte az önceki yorumumda da herhalde söylemek istediğim şey herhalde buydu yani. Burada yev mesela gün ve sene gibi bir olayı, bir kıyamet olarak gösteriyor ve bunun tekerrür etmesi aslında nihayetinde daha büyük bir kıyametin, işte her şeyin toparlanıp kaldırılıp yeniden açılmasına dair olan bir olayın imanına ya da bir hakikatin imanına işaret ettiğini, mümkün kıldığını. Beşerdeki istidat mesela, bunun hangi noktadan söyle anlı herhalde, onun istidatın sonsuzluğu yani ucunun açıklığı noktasında söylüyor diye anladım. Neden kıyamet? Neyin sonsuzluğu dedi? İstidat. Beşerdeki istidat. Yani hani kendimizi geliştirme, yukarıya ya da aşağıya düşürme noktasında illaki bir son bir adım yok ya, yani bir sonraki illaki oluyor. Hangi direksiyona gidersek gidelim. Dolayısıyla ya bunun sonu yok herhalde. Bu da kıyameti
Sanki kıyamete imana bir işaret gibi. Yine gayrimütenahi zaten burada açıkça kullanmış. Beşerin gayrimütenahi meyil ve emelleri kıyameti ister. Saniye Hakim'in rahmet hazinesinin mahalli sarfı yine rahmet hazinesinin sonsuzluğuna dayanan bir argüman diye anlıyorum ben bunu. Dolayısıyla mahalli sarfı ancak kıyamet ve haşir gibi yine sonu olmayan bir mahalde, bir ortamda mümkündür. Buna yani bu akışa sanki uymayan bir tek bu en son söylediği. Hani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sarahaten ilan ediyor. Bunu da gerçi aslında pardon bu da uyuyor. Çünkü sıdık ve emanetle maruf diyor. Bu da aslında bir şey. Yani bu zamana kadar tasdik ettik ki bu zat hakikati söylüyor. Yani demek ki bu söylediği de hakikat olmalıdır. Bu da buna bir delildir olarak okunabilir. Şimdi kendimi okurken düzeltme ihtiyacı hissettim. Yani bu da aynı metodu burada bu son cümlede de takip ediyor gibi. Hatta crescendo'yu Kur'an'la yapıyor. Son noktayı. Kur'an'ın tabii Kur'an'ın hak kitap olduğuna, mesaj olduğuna iman etmiş birisi için de bu ayetler diyor yani. Neydi ayetler? Ha şey tavır yaratmıştır diye okunabilir mi bu? Şeyi ne not vermiş? Sizi türlü merhalelerden geçirerek yaratmıştır. Ha türlü. Ben sanki etvarayı böyle tavır yaratır da bunun da hani yukarıdaki verdiği örnekle bunun yine sonsuzluğa işaret olduğu için bu da kıyameti ve haşr gerektirir gibi bir yorum yapmış gibi anladım. Yanlış mı anladım acaba? Ya da benim ne söylediğim anlaşıldı mı? Bu metni iki türlü okuyamaz mıyız? Mesela bu gibi metinleri. Mesela Saniye Hakim'in rahmet hazinesinin mahalli sarfı. Yani eğer biz bu kainattaki gördüğümüz rahmetin varlığının kaynağının yani bir merhamet diye tanımlayacağımız olayla yaşıyoruz ya burada. Ne bileyim tutuyorsun bir çilek yiyorsun. Ya bu çileği yani merhamet sahibi birisi yapmış olması lazım diyorsun ya. İnsan duyguları ona izin veriyor ya da gerektiriyor. İşte merhamet sahibi birisi beni sevdirtiyor. Bak ben bunu yiyorum, seviliyorum ve toprak bunu yapamaz vesaire. Şimdi bu merhamet sahibi varlık kaynağı ise varlık kaynağının merhamet özelliğinin varlık kaynağının sonsuz olması gerekir. Yani biz her zaman diyoruz efendim bu ağacı var eden diyoruz ama mesela diyorlar ya kainatın ilk başta bir atomdan patladı. Neyse fark etmez olabilir. Şimdi atom nereden geldi diyoruz. Ama şunu demiyoruz. Patlama nereden geldi? Patlama da bir özelliktir. Yani çileği kim yarattı diyoruz da çilekteki merhamet görüntüsünün nereden geldiğini sorgulamakta yani o özelliklerin varlığını sorgulamakta biraz geri kalıyoruz. Özelliklerin varlığı bilmem size bir şey ifade ediyor mu? O zaman geliyoruz. Eğer ben tavırdan tavra değiştiriliyorsam beni tavırdan tavra değiştirerek değiştirme fiilinin varlık kaynağı nedir? O özelliğin varlık kaynağı nedir dediğinde varlık kaynağında hep mutlaka ulaşmak zorunda insan mantığı. Onun için materyalistler varlık kaynağı için madde cinsinden bir şey uydurmanın böyle çok ciddi ihtiyacındalar. Dinlerseniz, okursanız anlıyorsunuz ki buna bir varlık kaynağı vermek istiyor. Hep. Onun için çok çabalıyorlar. Kaçamak yollara gidiyorlar. İşte kainat
Bir de bunun karşıt kainatı ne diyorlardı ona? Anti-universe var. Anti-enerji var. Neyse başka bir şeyler diyorlar ya. Onun gibi kainat için de böyle. Yani bir karşı kainat var deme ihtiyacı hissediyorlar. Ta ki bir varlık kaynağı oluştursun. Biz de kainattaki özelliklerin varlık kaynağını sormayı unutuyoruz. Mesela maddenin varlık kaynağını soruyoruz da maddenin belli bir suret içinde varoluşunun varlık kaynağını, suretin varlık kaynağını sormuyoruz. O zaman tavırdan tavra değiştiriliyorum ayetteki değişmenin varlık kaynağının mutlak olması lazım. Mutlak değiştiren, muhayyir diyelim ona. Mutlak değiştiren olsun o. Muhayyir. Muhayyir diyelim. Mutlak değiştiren diye bir özellik varsa o mutlak değiştirenin sınırlı olması söz konusu olmadığından mutlak ya definition itibariyle böyle de değiştirecek demektir. Kainatta değiştirecek demektir. Yani çünkü mutlak olunca bir şey diyemiyorsun. Yani şurada durur, şuradan sonrasını yapamaz diyemiyorsun. Fakat benim en çok hoşuma giden şu öbür ayetti. وَمَا رَبُّكَ بِزَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Bu ne yapıyor? Daha önceki bu beşerdeki istidat kıyamete remizdir. Ve beşerin gayrimütenahi meyil ve emelleri kıyameti ister. Bunu ispat ediyor. Yani bu ayeti açıyor. Niye? Beni kim yarattıysa, hep bunu bak beni Allah yarattı demiyoruz. Beni kim yarattıysa, beni bu düzen içerisine veya bu içinde bulunduğum hali kim yapmışsa, terbiye edip bu şekle sokmuşsa, o beni bir zulmüm için bu şekle sokmuş olamaz. Benim vardığım sonuç bu. Bende istidatlar sonsuzsa, sana sonsuz istidat vereceğim, beni kim yapmışsa, ne beretse o, bırak Allah mallah demeyi şimdi, beni kim yaptıysa, neyse benim varlık kaynağım, bana hem sonsuz mutluluk isteği verecek, hem de sonsuz mutluluğu vermeyerek beni işkenceye sokacak. Derdi neydi de beni var etsin? İşkenceye sokmak için. Hani diyorum ya, veya diyorum derken derslerde çok kullanırım bunu. Bu kainatı var eden ya sonsuz rahmet sahibidir ya sonsuz sadisttir diye. Herkesi işkenceye sokuyor. Neden? Gerçekten insana verdiği duyguların zıttıyla muamele eder görünüyor. Ama yaratılışın türü, varlık türü, varlık alemine geliş türü hiç de sadist bir yaratıcıya benzemiyor. O zaman ne yapıyoruz? İki yoldan birini seçmek zorundayız. Ya yaratıcı sadist ama yaratılışta bunun, bunun örneği yok, ya da bendeki duyguları mutlaka tatmin edecek. O zaman mutlaka bana sonsuz mutluluğu verecek veya korkum varsa, yaratıcıyı inkar ettiysem sonsuz mahrumiyeti verecek. Çünkü mutlakı inkar eden mutlaktan mahrum kalır. Dolayısıyla sonsuz mahrumiyet yaşar mutlak olarak, sınırsız olarak. Hem cennet hem cehennemin ebediliği çok açık bir şekilde anlaşılabiliyor. Mutlakı kabul eden sonsuz cennet, mutlakı reddeden sonsuz cehennem ile karşılık bulacak. O da adalet olması lazım. Kainatta da adalet var. Kim çalışırsa onu veriyor işte. Rahmetin, mesela rahmetin tecellisi bu. Gösteriyor. Rahmiyetin tecellisi de inanırsan sonsuz mutluluk. Onu onaylayarak yaşarsan kendinden sonsuz emin oluyorsun. Onu reddederek yaşarsan kendini sonsuz bir şekilde, o Resulullah'ın izah ettiği gibi 72 sene düşen münafık var ya, onun gibi her gün her an ölüme yaklaşan
Yani İslam'ın çok basit ve çok güçlü argümanlardan bir tanesi, sehpaya, idam sehpasına götürülen bir adam olarak yaşamak zorundasın. İki alternatifin ortası yok. Ya inanıyorsun ya inanmıyorsun. Öyle çok güçlü bir argümanla geliyor da Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'a imandan dolayı, oradan ben esas buraya girecektim ilk başta. Kur'an'a imanı ya da Resulullah'a imanı kabul ettiği için onların sadakati Kur'an'ın vaadi değil, vaadini burada delil olarak kullanmıyoruz da, ya Kur'an'ın söylediğinin benim için gerçek olduğunu onayladığından dolayı o haberi bana Kur'an'dan veriyor. Sen bu söz getiriyor, bak burada birisi var bunu diyor. Dolayısıyla eğer sen bu denilen onaylıyorsan o zaman ahirete de inanırsın. Yani bu onaylaman da kıyametin varlığının bir delili olur diyor. Bilmem anlatabildim mi? Tersinden gider. Onun için biz Kur'an'ı kabul edip içindekileri onaylamayız. İçindekileri onayladığımız için Kur'an'ı kabul ederiz. Ama bu usul nerede var Üstad İlyas? İçindekini onayladığı için Kur'an'ın Allah kelamını olduğunu söylüyor Risale-i Nur'dan başka var mı? Ama bağnaz Nurcuymuşum ben. Abi Allah razı olsun. Ayet benim için çok ufuk açıcı oldu. Şimdi efendim anlamadım İlyas. Ve ma rabbuka bizallam dil abid, hep şöyle açıklamaya meyilliyiz ya. Yani bazı insanlar var, zulme uğruyorlar. Hani üstad diyor ya, zalim zulmüyle mazlum mazlumiyeti göçüp gidiyor. Bir mahkeme kübra var diye. Ve ma rabbuka bizallam dil abidi, böyle irtibatlandırıyordum ben. Yani bu ayet diyor ki kimse hiçbir ondan sonra zalim ettiği yana kalmayacak falan gibi. Ama burada insan istidat verme meyillerine yapılan atıftan yola çıkarak siz bizzat eğer haşr olmayacaksa bana bir zulüm olur. Bana çünkü sonsuzluk isteme arzusu verdi, ebedi var olma arzusu verdi, istidatlar verdi, meyiller verdi sonsuz. Şey olmayacaksa ahiret ve merhabuka bizarlan bir abid, böyle irtibatlandığınızda uzatmayayım, ben çok istifade ettim, Allah razı olsun. Hatırladım da hatırlıyorum. Sizin dediğiniz hakikaten o yaklaşım farklılığı değil arkadaşlarım. Yaklaşım farklılığı değil. Üstad da yaklaşım zıtlığı var. Yani biri böyle giderken üstad böyle gidiyor. Çok ilginç bir şey. Bir Cezayirli, biliyorsunuz Cezayirliler 100 yıldan fazla falan Fransa'nın zorunlu, böyle mütehakkim, zorla dilini değiştirip, eğitimini değiştirip, her şeyi kontrol altına aldı, medeniyeti değiştirir ya Fransızlar gittiği yerde. Her şeyi kendi kültürüne empoze ederler ya. Orada ettiler, etmişler. Neyse, onun çocukları şimdi yavaş yavaş Müslümanlara doğru böyle bizim aslımız Müslümanmış diye dönmeye başlayınca onlardan bir tanesi hacca götürüyorlar bunu. Hacca gidiyor. Hacca gidince diyorlar ki işte Kabe şöyle, Kabe böyle diye, hani insanlar Kabe'ye büyülendirilir ya. Gidiyor. Kabe'nin, Kabe'yi ilk gördüğünde yaptığın dua kabul olurmuş diye. O da gidiyor Kabe'yi ilk gördüğünde "Fiya Allah, fiya Muhammed." Yaşasın Allah, yaşasın Muhammed. Ben de diyecektim "Viva Nursi." Ben zorunlu olarak ayrılmak durumundayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun, sen de katıldın. Evet, biz de aslında burada durabiliriz. Saat zaten 12'ye gelmiş. Bir de yeni bir yere başlayacağız zaten. Birinci gün var ya.
Evet. Birinci Bürhan'a gelelim mi? Okuyalım bakalım ne var orada diye. Ne dersin? Yani birinci Bürhan'ı mı okuyalım? Hayır hayır. Birinci Bürhan'a kadar okuyalım. Okuduk mu? Zaten oku şu cümle kaldı sadece. İşte tam ona bali olan şahitler saadeti ebediyenin anahtarı olup o cennetin kapılarını açarlar. Burada onu rakamla yazmışlar. Öyle olması lazım, evet. Evet. Benimkinde de 10 apostrof A. Bu 10 madde, evet. 10 madde mi önceki paragraf? 10 maddeye bağlı. Ne bileyim. Kast ve irade, nizam-ı ekmel, hikmet 2, abes 3, israf yok 4, istikrai tamme 5, efendim yevme sene 6, beşer istidadı 7, gayri mütenahi 8, meyil ve emeller, sani hakim rahmet hazinesinin mahalli sarfı ancak o sonuç, Resul'ün örnekliği 9, Kur'an'ın delilliği 10. 10 oluyor. Okey. Bundan kopartma. Buna şahit olan saadet-i ebediyenin anahtarını alır diyor. Evet. Bu şahitler saadet işte tam ona bağlı şahitler anahtarı olup cennetin kapılarını açar. Kim için? Bu şahitlerle belli bir sonuca ulaşanlar diye. Evet. Böylece birinci Burhan'a gelmiş oluyoruz inşallah. Evet. Birinci bölümden devam ederiz o zaman. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alim hakim. Ve elhamdülillahi rabbil alamin.